Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Bir örnek verelim. Kendimden örnek vereyim. Evimden çıkıyorum, her sabah işe gitmek için diyelim, yürüyerek binaların önünden geçiyorum, sonra bir otobüse yahut da bir dolmuşa, belki bir minibüse biniyorum. Bir sabah çıktım, yürüyorum. Önünden geçtiğim apartmanlardan birinin balkonlarından kafama bir tuğla düştü. Olur ya abi, Allah korusun, ağzından geri alsın. İşte örnek vereceğiz ya. Bayağı bir canım acıdı. Ama ben işte böyle az sıyırdı geçti tuğla. Aldım tuğlayı, apartmandan içeri girdim. Aradım, hizmetliyi buldum, görevliyi buldum falan. Hangi kattan atıldığını buldum. Atan kişiyle görüştüm. Erkek hanımefendi neyse. Yemin billah etti kazara olduğunu, kendisinin hiçbir kusurunun olmadığını, özür diledi, tedavi masraflarımı vereceğimi söyledi. İnandım gittim. Ertesi gün geçiyorum. Yine aynı binanın önünden, yine büyük ihtimalle aynı balkondan, yine bir tuğla. Bu sefer bayağı vurdu kafama. Aldım tuğlayı, sakin olmaya çalışarak yukarı çıktım. Aynı kapının zilini çaldım. Aynı kişi çıktı karşıma. Yine mi dedim kusurumuz yok. Yine yemin billah etti. Ama dedim dün bugün inanın dedi bilmeyerek. Bilerek olur mu size ne kastım var sizi tanımıyorum etmiyorum bilmiyorum falan dedi. Neyse masraflarınızı yine ödeyeyim dedi. Büyük geçmiş olsun dedi. Binlerce özür diledi. Yine ikna oldum. Yine tuğlayı bıraktım gittim. Üçüncü gün yine tuğla kafama düşerse. Artık bir daha ben o üst kata falan çıkmam. Tuğlayı alırım, ya karakola giderim, ya savcılığa giderim. Doğrusu budur iş. Neden? Artık üçüncü defa kusur ya da tesadüf olamaz. Böyle değil midir? Böyle, kesinlikle böyledir. Ve canlarım be. Biz nasıl bir ülke haline geldik ki? Aynı iktidar sürekli aynı yanlışları yapıyor, aynı hataları yapıyor, aynı belalar geliyor milletçe başımıza. Her seferinde kandırıldım diyor ülkeyi yöneten, aldatıldım diyor, dış güçler diyor ve yine inanıyoruz. Bakınız dün, bugün Sakarya Hendek'te bir havai fişek fabrikası patladı. Birkaç yıl önce yine patladı. 200 kişi çalışıyormuş fabrikada ve bugün cuma, herkes işte. Umarım, şu anda bu konuşma yaparken bilmiyordum çünkü, umarım can kaybı olmaz. Yaralananlar da inşallah benim kafama düşen tuğla kadar yaralanmışlardır. Ama bu ne ya? Afyon'da mühimmat deposu patlıyor, 25 çocuğumuz şehit oluyor, tesadüf, kaza. Hayır. Artık bunda ben adeta kasıt ararım. Ne o ya? Hatırlayın 2015 seçimlerinden sonra yani Haziran seçimlerine Kasım seçimleri arasında 1000'e yakın yurttaşımız teröre şehit verdik ya. Ne dedik hep? Terör saldırıları, hain teröristler. Allah Allah. E peki bu teröristlere hiç tedbir almayan hükümet? Hükümet tahrip edildi. Haziran seçimlerinde %38 olan oyunu %49'a çıkardı. %49,5'a çıkardı. Canlarım. Bunları niye anlatıyorum? Ya artık lütfen kendimize gelelim. Hayır bizler kendimizdeyiz. Elbette bir problem yok. Biz muhalefet edenler kendimizdeyiz. Orada bir sorun yaşamıyoruz doğru. Ama biz tek başımıza yani bu çoğunluğumuzla bir şey yapamıyoruz. Bu çoğunluğumuzla bir şey yapamayız da. Deyin ki AKP'nin oyları düştü. %30'un altına düştü, %25'e düştü, %20'ye düştü. Abi eğer muhalif taraftan demokrat bir hükümet çıkamayacaksa, kaça düşerse düşsün, hadi bana ne? Ne yapayım abi? Eğer hala ders alamayacaksak, ben bizler ne yapabiliriz canlarım benim? Enflasyon açıklandı. Yıllık enflasyon %12,62. %12,62 çok yüksek bir rakam. Faizler %8. Komut almak için verilen faizler, alınan faizler daha doğrusu yıllık %6 bile yok. Ya nereye gidiyoruz biz ya? Ya hakikaten biz nereye gidiyoruz ya?
Allah aşkına, lillah aşkına ey iktidar medyası kardeşlerim, aklı ve vicdanı olanlar, şerefinden, dürüstlüğünden, haysiyetinden, onurlarından şüphe etmemek istediklerim. Yahu çıkın bir şeyler yazın, Allah aşkına bir şeyler yazın ya. Ya bu memlekette batacaksak hepimiz beraber batacağız. Aldığınız paraların, kazançlarınızın, kazandıklarınızın, servetlerinizin hiçbir şeyin kıymetini göremeyeceksiniz. İnanın göremeyeceksiniz. Size onları tatlı tatlı yedirmezler. Kimse yedirmez. Burnunuzdan fitil fitil getirirler. Ya çıkın şimdiden ortaya çıkın, uyarın. Bakın siz uyarmazsanız bizim uyarılarımızı hiç ciddiye almayacaklar. Hatta pek çoğumuzu bir fırsatını bulup, bir bahane bulup, bir teröre falan bulaştırıp, bir FETÖ'ye, bir PKK'ya falan bulaştırıp bir taraflarımızdan. Yani beni bulaştıramazlar, hiçbir arkadaşımı bulaştıramazlar büyük ihtimalle ama bir şeyler bulabilirler diye çok korkuyorum, yalan yok. Bakın ilk defa bir kelimeyi kullanıyorum. Kendim için de korkuyorum ama başkaları için korkuyorum. İçeri atarlar. İyi tamam da bizim içeri girmemizde değişen bir şey olmaz ki. Türkiye ekonomisi rayına oturmaz ki. Ya Türkiye ekonomisinin derdi parasızlık. Türkiye'de para yok. Türkiye'de yatırım yapacağımız para yok. Kim ne derse desin yaklaşık olarak, hadi modern iktisat demeyelim ama iktisat biliminin yürürlüğe girdiği son 300 yıldır hemen hemen biliniyor. Yatırım yapabilmek için kaliteli tasarruf gerekiyor. Kaliteli tasarruf için kaliteli gelir gerekiyor. Türkiye'de kaliteli gelir yok ki kaliteli tasarruf olsun. Kaliteli tasarruf yok ki kaliteli yatırım yapabilecek sermayemiz olsun. Ya bu nereye kadar gidebilir canlarım? İşte gittik, tıkandık, geldik. Bakınız bir ülke düşünün, 7 sene önce bugünkü halinden çok daha varlıklı, çok daha zengin, çok daha refah içindeydi. Huzur içindeydi, terör yoktu, kavga yoktu, gürültü yoktu. Enflasyon yoktu, kişi başına milli gelir 12.480 dolardı. Bir de 2020 Türkiye'sine bakar mısınız? Yıllık enflasyon %12.62. Çok yüksek. İnanın çok yüksek. Bu yüksek enflasyon aynı zamanda çok yüksek hayat pahalılığı demek. Neden? Çünkü enflasyon kadar yükselmiyor gelirler. İşin en kötüsü başka. Enflasyonu %12'de tutan ne? Halkın senede belki bir defa, belki iki defa kullandığı bazı ürünler. Yani hayatına çok da tesir etmeyen ürünler. Oysa hayatına tesir eden ürünler ne? Topraktan yetişen ürünler. Yani gıda ürünleri. Hayvandan gelen ürünler. Yani süt, et ürünleri. Başka yine keza topraktan gelen ürünler ne? Giyim kuşam ürünler bunlar. Okul, ulaştırma. Ya bunların bunlara gelen zam %30, %30'un üzerinde yıllık. Ve %30'un üzerindeki bu yıllık sepeti aslında baktığınız zaman Türkiye'de bırakın asgari ücreti canım. Evine ayda 5.000 lira giren bir ailenin hayat pahalılığını %60, %65 etkiliyor. E siz şimdi bu aileye nasıl %12 enflasyon üzerinden maaş zammı verirsiniz? E bu ne insafsızlık? Bu ne vicdansızlık? %5.75 zam yapılacakmış memurlara, memur emeklilerine ve işçi emeklilerine. Ya günah ya. İnanın günah. Hiç kendimi düşünmüyorum. Bana yapılacak olan zam 93 lira mı neymiş? Bana gelecek olan zam. Umurumda bile değil. 193 lirası da bir şey değil. Elhamdülillah. Ben ve sevgilim, biz hayatımızdan memnunuz canlarım. Biz tuzu kuru sayılanlardanız. Yani hiç kimseye muhtaç olmadan geçimimizi sağlıyoruz biz. Orada bizim bir sıkıntımız yok. Ama benden mürekkep değil ki Türkiye. Benden ve sevgilimden mürekkep değil ki Türkiye. Çevremde binlerce, on binlerce yoksul var. İmkanım yok ki onlara destek vereyim. Birine destek versem ötekine veremem. Ötekine de versem diğerine veremem. O zaman da adil olamam. Üçer lira, beşer lira da veremezsiniz ki insanlara. Ve üçer, beşer lira verseniz, 100 kişiye verseniz 500 lira yapar. Ona da benim gücüm yetmez. Açık söyleyeyim canlarım, benim gücüm yetmez. Ama bizler
Nereye gidiyoruz ya? Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar diye diye çenem düştü. Ya bu işin sonu iş değil ya. Ya bir şeyler yapın ey tabandakiler. Siz bir şey yapmazsanız tabandakiler başımıza bela açabilirler. Bakmayın geçmişte hiç ayaklanmadıklarına. O günün insanlarıyla bugünün insanları bir değil artık. Bugünün insanları bütün dünyayı biliyor. O günün insanları hiçbir şey bilmiyorlardı, hiçbir şey görmüyorlardı. Onlar zannediyordu ki bütün insanlar böyle. Hayır, bugün biz öyle değiliz. Bugünün dünyasında biz her yerde ne var ne yok biliyoruz. Bütün Avrupa'daki yaşamı artık biliyoruz. Amerika'daki, Kanada'daki, İngiltere'deki, New Zealand'daki, Avustralya'daki, Japonya'daki, Güney Kore'deki, Hong Kong'daki, Singapur'daki hayatları biliyoruz. Nelerin nasıl yaşandığının farkında bu insanlar artık. Hiçbir şeyin farkında olmasa televizyonlar, reklamlardaki o şaşanın farkında. O dizi filmlerde gösterilen hayat tarzlarının, hayatların, Dolce Vita hayatların farkında. Etmeyin, eylemeyin, yapmayın. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 1150 odalı bir sarayda oturuyor. 13 tane uçağı var kullanmak için. Altında 86 bin lira maaş alıyor. Ama bu halk daha ne kadar dayanabilir? Tabii dayanması için her şeyi yapıyoruz. Hatta ben pek çok abone kardeşimden, benim izleyicimden, takipçimden tepki aldığımı bile bile aman diyorum, sabır. Sabır, sabır, sabır. Bizim bir tek çözümümüz var diyorum. Sandık, anayasa. Anayasaya saygı, sandığa saygı, sandığı bekleyeceğiz. Cezalandıracaksak hep birlikte sandıkta. E ama cezalandıramıyoruz. Peki ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? O zaman bizlere destek vereceksiniz. Çünkü iktidar medyanın neredeyse %90'ına sahip. Sözcü, Cumhuriyet bir gün evrensel. Gazete olarak korkusuz. Başka? Gazete olarak başka yok. Televizyon olarak Fox ana haber. Başka? Tele 1 ile biraz şey vardı. Halk TV vardı. 5 gün ceza aldılar. Bir 5 gün daha ceza, külliyen kapatıldılar, gittiler. Ya nereye gidebiliriz böyle biz yani? Bunlar iyi şeyler değil. Türkiye'de iyi şeyler olmuyor. Memura yapılan zam kara mizah zammıdır. Ve bu zam ekonomiye zarar verir. Bir de işin kötüsü. Milyonlarca memur emeklisine bu enflasyon oranına göre zam veren iktidar sadece 5 kişiye, sadece 5 tane kamu müteahhidine bir yıl içinde devlet emeklilerine, milyonlarca emekliliğe vereceği maaş farkının 7-8 katını veriyor. Ya günahtır ya. Günahtır ya. Ya biz 5 milyon emekli 5 tane müteahhit kadar edemiyoruz. Bizim anamızın ak sütü gibi helal 30 senemizi vermişiz, 25-20 senemizi vermişiz bu devlete, bu halka, bu millete. 5 tane müteahhit ne vermiş? Sadece para vermiş. Sadece para. O parayı fazlasıyla ve hiç hak etmediği halde alıyor. Hem de kimden? O köprülerden geçmeyenlerden alıyor. Köprüden geçerken kazara geçtiniz. Ya da arabanızla birisi geçti. Arabanızı birisine verdiniz. Yaşlısınız, pandemiden dolayı evinizden çıkamıyorsunuz. Olabilir bunlar. Bunlar hep olacak şeylerdir. Bir bakıyorsunuz, 50 lira, 55 liralık köprü geçişi yerine 300 kez ceza gelmiş. Ya böyle nereye gidebilirsiniz siz ya? Bu hırsızları bu kadar koruyarak, bu namuslu, bu mağdur insanları bu kadar zulmederek bu ülkeyi daha ne kadar yönetebilirsiniz siz ya? Ya da yönetebilir misiniz ya? Diyelim ki yandaşlarınızı kandırıyorsunuz. O saf insanlar kanıyor, size oy veriyorlar. Ama orada bile artık ben çok başarılı olabileceğinizi zannetmiyorum. Evet, son araştırmalar bile MHP ile AKP'nin ortak oylarının %46 olduğunu gösteriyor. Bu muazzam bir rakam. Ama unutmayalım ki bu rakam %53'tü. Çok değiliz. Sadece 1,5 sene önce %53'tü bu rakam. %52,5'tü yahut da. Düşüş var tabii ki. Ama bu düşüş yine de iki partinin hegemenliğini, hegemonyasını kırabilmiş bir düşüş değil. İşin daha kötüsü, muhalif tarafa baktığınız zaman beş benzemez. Elmalar, armutlar, erikler, muşmulalar
portakallar, mandalinalar. Bunların hepsini bir sepete koysanız ne olacak ya? Meyve sepeti mi olacak? Çünkü beş benzemez. Hiç olmazsa ötekilerin, Devlet Bahçeli'yle Recep Tayyip Erdoğan'ın milliyetçilikleri aynı milliyetçilik. İslamcılıkları aynı İslamcılık. Bahçeli İslamcı değildi, İslamcı oldu. Erdoğan milliyetçiliğini her türlü ayaklarımın altına ezerim diyordu. Milliyetçi oldu. Onlar birbirleriyle kucaklaştılar. Neden? Çünkü dünyada çıkarla, çıkardan dolayı meydana gelen ortaklıkları yıkmak çok zordur. Ancak çıkarlar bitince ortaklıklar bozulur. Şirketler neden kurulur mesela canım dostlarım? İnsanlar niçin ortak olurlar? Kar amacıyla. Kar bitti mi ne olur? Ortaklık dağılır. Şu anda hala AKP-MHP ortaklığı hem kar ediyor hem kar payı dağıtıyor. Çok zorlanıyoruz. Çok zorlanacağız. Peki önüne geçemeyecek miyiz? Ya tabii geçilecek. Benim ondan kuşkum yok. Bakın tekrarlıyorum. Benim onlardan hiç kuşkum yok, korkum yok. Ama sabırsız insanlar görüyorum. Erken seçim diyen muhalefet partileri sözcüleri görüyorum. Bu dönemde bir muhalefet partisi sözcüsünün erken seçim demesi dangalaklıktır. Dangalaklıktır. Yahu 17 sene beklediniz be arkadaş. Her seçimi kaybettiniz. Tam seçim kazanma ihtimaliniz belirdi. Bir erken seçime gidersiniz. Neyi kazanacaksınız? Nasıl kazanacaksınız? İşte CHP'nin oyları %18.5. Kararsızlar dağılınca %20. AKP'nin oyları kararsızlar dağılınca %39. Biliyor musunuz? Çok yüksek. MHP'nin oyları da kararsızlar dağılınca %9. Haydi bugün %49. Yani nereye? Bu iş hiç. Muhalefet partilerinin yönetenlerin zekalarında şüphem var. O nedenle CHP hemen yönetim değiştirmeyi diyorum. Hemen ve hiç seçim lafı etmeden, hiç seçim lafını ağzına almadan Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Yasal bir seçimde hak etmiş, kazanmıştır. İktidarını yürütsün. Ancak biz muhalefet görevimizi yerine getireceğiz. İktidara geldiğimiz zaman EYT yasasını uygulamaya koyacağız. Kıdem tazminatı kanun çıkarıp paraları fona bile aktarmış olsa da paraları tekrar fondan alıp işlerimize dağıtacağız. Yeniden eski sisteme döneceğiz. İşsizlik oranını EYT'yi uygulayarak %4'lere düşüreceğiz. En kötü %4'lere, %3'lere giderek düşüreceğiz. Yeni yatırımlar yapılabilmek için proje kredilendirilmesine geçeceğiz. Projelerin, hisse senetlerinin, proje şirketlerinin, hisse senetlerinin borsa ortamında satılmasına imkan veren yasal garanti düzenlemesini yapacağız. Ya bunları söyleyin ya bunları söyleyin muhalefet partilerinin liderleri. Muhalefet partilerinin sözcüleri. Ya bırakın artık kavgaları, gürültüleri ya o. Halk sizden bunları bekliyor be. Enflasyon %12. %12 artık yapacak bir şeyiniz yok. Bu %12 enflasyon, bu eksi faiz Türkiye'yi nereye götürecek? Kalkın söyleyin bunları, anlatın halka. Anlatın. Ve deyin ki bu durumda bir seçime gidilemez deyin. Ya adamlar ellerine bir tane pimi çekilmiş el bombası almışlar. Çekmişler bombayı, ellerinde bomba duruyor. Siz de istiyorsunuz ki o bombayı size versinler. Fitili, pimi çekilmiş bombayı elinize versinler. Siz yürüyün gidin. Ve sonra da bomba sizin elinizde patlasın. Bunu mu istiyorsunuz? Ya da bir zamanlar 3 tane askeri darbe geçirdi bu memleket. 3 tane askeri darbe geçirdi. Üçünden önce de ekonomi berbattı. Yerlerde sürünüyordu. Askerler aslında sivillere iyilik yaptılar. Sivillerin kakalarını temizlediler. Sivillere vidanjörlük yaptılar. Geldiler, ekonomiyi rayına oturttular. Hazineyi ve Merkez Bankası'nı, döviz rezervlerini yükselttiler. Tekrar sivillere verdiler. Canlarım, askeri darbeleri savunmak için söylemiyorum. Böyle oldu. Realite bu. Gerçek bu. Böyle oldu. Ne yazık ki böyle oldu. Açın, girin arşivlere, bakın. Benim haklı olduğumu göreceksiniz. Siviller tekrar geldiler. Yine birbirlerine kavga ettiler. Yine kaka yaptılar. Rahmetli Erbakan sokakta, tarlada gördüğü her yere beton attı. Burası fabrika arazisi diye, fabrika temeli diye. Sizler çocuklar görmediniz onları. Biz yaşadık. Biz neler gördük?
Evet bunlar bir alem. Ama bunlardan daha alemleri olan bir Erbakan vardı Türkiye'de. Allah aşkına ya görmezden gelemeyiz ya. Rahmetli Ecevit mükemmel bir insandı. Rahmetli Erbakan dört dörtlük bir beyefendiydi. Ve demokrattı da he. Hele Ecevit'in demokratına kimse laf edemez. Ama şimdi bunların yaptığı hatayı Ecevit yaptı zamanında. Fiyat kontrol komiteleri kurdu. Her türlü üretime fiyata müdahale etti. Ha şimdi bunlar yapıyorlar. Ecevit'in zamanında da Merkez Bankası rezervleri eksiydi. Şimdi daha eksiği. Ecevit'in zamanında dış borç çoktu fazla. Bunların zamanında dış borç da almış başını gidiyor. Ama muhalefet partilerinin sözcüleri ne konuşuyorlar? Gidin bakın bana ya. Neyi konuşuyorlar hala ya? Bilmem kim kime küfür etti. O ona bilmem ne yaptı. Bilmem ne bilmem nerede neyi aldı. Ya bırakın artık ya. Bırakın ya halkın sorunları ekonomi ve işsizlik ya. Halkın sorunu artık terör bile değil. Hatta pandemi bile değil. Halkın sorunu pandemi olmadığı için, halk artık pandemiden korkmadığı için sokaklara yayıldılar. Maskesiz. Herkes ekmek parası peşinde. Neden? Ya evlere 3 aydır doğru düz ekmek girmiyor ya, yemek girmiyor ya. Ve buna rağmen hala AKP'nin oyları kararsızlar dağıtılmadan %36 ise bu muhalefet partilerinin ayıbıdır ya. Ayıptır be. Ha bir dakika. Yani kamuoyu araştırma şirketi de AKP'nin şirketi falan değil ha. Şirketin şeyi genel müdürü ya da yönetim kurulu başkanı Selçuki, Can Selçuki söylemiştim sabahki konuşmamda. Ne diyor? AKP'nin oyları düşüyor, CHP'nin oyları yükseliyor diyor. Yükselen oy %18,5 mu? Ya yapmayın Allah aşkına ya. Ya böyle şey olmaz ya. Üzülüyorum ya çocuklar. Size çok umut vermek istiyorum. Ama nasıl vereyim ben size umut bu şartlarda ya? Yalancı mı olayım? Yalan mı söyleyeyim size? Onu mu istiyorsunuz? Dede CHP'yi eleştirme. E ne yapayım CHP'yi eleştirmeyeyim de? CHP devam etsin. 2 sene önce %25,5, 2 sene önce %25 olan oylar bugün %18,5'a düşmüş. Alkışlayayım mı? Bravo mu diyeyim? E ama 11 ilde belediye başkanlığını kazandı. CHP kazanmadı ki. İyi Parti ve daha doğrusu HDP'nin desteğiyle kazandı. E çıkarın HDP'lilerin oylarına bakalım kazanabiliyor mu? Tek başına AKP bile MHP, İYİ Parti ile CHP'den daha yüksek oya sahip. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de ve Adana'da. Allah aşkına yapmayın ya. CHP neyi kazandı be? Neyi kazandı CHP ya? Ha, iyi aday seçildi. Başka? Başka yok. Ama Mansur Yavaş sağ kökenli. MHP kökenli. İmamoğlu Anavatan Partisi kökenli. Diğer Adanalı ile Mersinli'nin nereden kökenli olduğunu bilmiyorum. Ama Antalya'daki Muhittin Böcek Anavatan Parti kökenli. Mesut Yılmaz'ın o dönemdeki en çok sevdiği ilçe belediye başkanlarından biri. Yani canlarım benim güzellerim ya benim söylediklerimi beğenmeyebilirsiniz. Ama ben Berat Albayrak değilim. Ben sizlere sırf umut olsun diye veremem. Benim size verdiğim umut değil. Benim size verdiğim sadece dik durmak için moral. Yani yıkılmayın. Yani moralinizi bozmayın. Enseyi karartmayın demek dik durun demek. Yoksa çala kalem oynayın ooo her şey güllük gülistanlık demedim ya. Bir kere bile benim böyle bir cümlem yok. Hep her şey güzel olacak dedim. Ama devlet yönetiminde her şey bir gecede, bir ayda, üç ayda güzel olmaz. Ben kendi penceremden haklıyım. 2020 yılında ekonominin felaket geçeceğini söylemiştim. Pandemi olmasaydı da felaket geçecekti. Pandemi yüzünden çok daha büyük felaket geçiyor. Ve bakınız bu rakamlar daha iyi rakamlar. Daha Mart, Nisan, Mayıs, Haziran rakamları açıklanmadı daha. Durun, öyle bir durun. Asıl o rakamlar açıklandığında hep birlikte göreceğiz biz. Turp'un büyüğü heybede. Ya canlarım bunları görmezden gelemez ya. Ve ben bunları söylemeden duramam. Bunları söylerim. Ha bana kızarsınız, bana öfkelenirsiniz, bana öyle bazılarınız. Gülüp geçiyorum. Yorumlarını da kaldırmıyorum. Hayır eleştirmek onların da hakları. Yeter ki içinde bana hakaret olmasın, bana küfür olmasın ya da sizlere küfür olmasın, hakaret olmasın. Eleştireceksiniz. Ben eleştirilmekten korkan birisi değilim. Ama
bunları beni eleştirenler var diye de bu söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Beni ben yapan gerçekçiliğim. Ben bu YouTube videolarını çektiğimde 17 videoda takipçim vardı. Karım, çocuklarım, akrabalarım, en yakın arkadaşlarım 17 kişi. Olabilir 17 kişiye de düşebilirim. Dert edemem ben bunu. Üzülmem mi? Ya benim üzüntüm bir saat sürmez, bu kadar büyük üzüntü. Bir saat sürmez. Bir saat sonra kendime gelirim ben. Yani ben 17 kişi kaldım, kalırım ama yine de memduh bayraktar olarak kalırım. Hayır. Felaket tellallığı yapamam ama umut tacirliği de yapamam. Yalan söyleyemem, partizanlık yapamam. En çok eleştirdiğim kişi bir kurum doğru yapmışsa tebrik ederim. En çok sevdiğim, en çok takdir ettiğim bir kişi yanlış yapmışsa eleştiririm arkadaş. Ben bunun için memduh bayraktar olayım. Yoksa ben de partizan mı olayım yani? Partizanlık mı yapayım? Olabilir mi böyle bir şey? Birisi bana bir not koymuş. Okudum tabii. Güldüm geçtim. Efendim neymiş? Ben hanımefendi demişim Esra Albayrak'a. Ya benim Esra Albayrak'ta ne derdim olabilir? Ya ben insanım ya. Esra Albayrak'ta bir hanımefendi benim gözümde. Herkes, bütün hanımlar benim gözümde bir hanımefendi. Doğum yapmış bir hanımefendiye elbette evladınız analı babalı büyüsün derim. Öbür taraftan da kocasının icraatlarını tenkit ederim. Ne hanımefendiye oğlunuz analı babalı büyüsün dediğim zaman kocasını eleştirmekten vazgeçerim. Ne kocasını eleştiriyorum diye hanımefendiye mutluluk dileklerimi iletmekten vazgeçerim. Ya ben insanım ya. Allah Allah. Beni ne sanıyor bazılar acaba? Kapatalım artık. Çok uzatıyorum değil mi son zamanlarda? Ya çok, o kadar çok konu var ki aslında. Bir de bana diyor ki birileri, ya bu kadar çok şeyi nereden buluyorsun? Ya ben bir şey buldum yok ya. Her şey bana geliyor. Çok güzel bir haber paylaşacağım sizlerle. Haber şu. Liberal Demokrat Parti'nin İzmirli gençleri, İzmir teşkilatları, Vakıflar Bankası'nın önüne gitmişler. Güreşçi mayoları var ya, minder güreşçi mayoları kısmet değil. Onlardan giymiş ikisi. Vakıfbank'ın önünde güreş tutuşmuşlar. Harika. Sonra da vize istemişler. Demişler ki bakın biz de iyi güreşiyoruz. Bize de bankada görev verir misiniz? Vallahi ya. Bu işte bakın. Siyaset bu. Siyaset mizah yapabilmek gücü. Hiçbir küfür, hiçbir hakaret, hiçbir aşağılama, hiçbir itibarsızlaştırma çalışması Liberal Demokrat Partili gençlerin bu yaptığı mizah kadar etkili değildir. Canlarım benim be. Sizleri gözlerinizden öpüyorum. İşte benim sevdiğim liberal, demokrat bunlar ya. Aslansınız. Harikasınız canlarım. Devam. Aynı şekilde devam güzellerim. Ve sizler canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. İçinizde bana kırılanlar var biliyorum. Lütfen bana kırılmayın. Beni anlayın demiyorum da hayır ama bana kırılmayın. Bakın ben sizlere kırılmıyorum. Bana neler yazıyorsunuz kimileriniz. İnanın kırılmıyorum sizlere. Ama siz de bana kırılmayın. Ben sizden benim gibi olmanızı isteyemem. Siz de benden sizin gibi olmamı istemeyin. Olamam çünkü. Herkes kendi olsun lütfen. Herkes kendisi olsun. Hepinizi tekrar tekrar sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.